Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 100 günlük icraat programında işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği de yer almıştı. O düzenleme için ilk adım atıldı. Edinilen bilgiye göre söz konusu esneklik işsizlik sigortası fonundan yararlanmak için gerekli olan temel parametrelerde olmayacak. Bir başka deyişle işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları değiştirilmeyecek. Mevcut uygulamada bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve sürekli çalışmış olma şartı yeniden tanımlanacak. Yetkililer şu anki uygulamada işten ayrılmadan önceki son 120 günde çalışanın devamsızlık yapması halinde de işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İş akdi devam ediyorsa devamsızlığın istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, hizmet akdi devam etmesine karşın son 120 günlük dönemde devamsızlık ettiği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda eksik gün bildirenler işsizlik ödeneği alamıyordu. Bu düzenlemeyle artık hak kazanabilecekler dedi. Düzenleme 125 milyar TL'ye ulaşan işsizlik sigortası fonunun dengelerinde ise çok büyük bir değişikliğe yol açacak. Bu uygulamadan yararlananların da sisteme girmesiyle işsizlik sigortası fonuna 95 milyon TL'ye yakın bir maliyet gelmesi bekleniyor. Haziran ayı verilerine göre işsizlik sigortası fonundan 417.903 kişi yararlanıyor. Bu kişilere yapılan ödeme tutarı ise 366 milyon 148.097 TL düzeyinde. İşsizlik maaşının süresi prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Süre gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de en büyük etken sigorta primleri oluyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'lik kısmını geçemiyor.